Burada karpuz tarlasındayız. Önümüzde 2 hafta, yaklaşık 1 hafta sonra karpuz hasatı bölgemizde başlayacak. Koronavirüs salgını tüm hayatı olumsuz etkilediği gibi ekonomik hayatı da olumsuz etkiledi. Dolayısıyla Türkiye'de, ülkemizde birçok restoranlar, yemekhaneler, konuk evlerinin yemekhaneleri, lokantalar şu anda hepsi kapalı durumda. Karpuz yaz ürününün vazgeçilmez meyvesidir. Dolayısıyla karpuzun hasatının başlayacağı şu günlerde üretici kara kara, karpuz üreticisi kara kara düşünmektedir. Acaba ben karpuzumu nasıl satacağım, pazarlayacağım diye kara kara düşünüyor. Bunun için önümüzdeki bu dönemdeki süreyi, 1 hafta 10 günlük bir zaman var. Bu zamanı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Karpuz üreticisinin lehine politikalar oluşturmak gerekiyor. Kamu kurumlarını karpuz alsınlar diye yönlendirmek gerekiyor. Karpuz üreticisi zor şartlar altında bu karpuzunu üretmişken, bir taraftan virüs salgını belasıyla uğraşırken, üretimi üretirken satamıyor şu anda. Satmayı düşünüyor. Abi ben Ömer Şengül, esnafım, tüccarım. Şimdi bu koronavirüs biliyorsunuz ikinci dalgası İran'da duyduk. Van'a geliyor. Van'dan bütün Türkiye'nin her yerine sevkiyat oluyor. Bunun bir önlemi var mı koronavirüs için? Kimler alıyor? Gümrük vergisini yükseltmek lazım. Çünkü mahsullerimiz çıkıyor. Antalya çıkıyor. Buraya çıkıyor. Zaten belirli bir ortam var. Sıkıntılı bir dönem var. Vergilerini yükseltecekler yani. Başka yapılacak bir şey yok şu an. Ya iş pazar, marketler kapalı. Her yer kapalı. Sıkıntı var. Şimdi başka ülkelerden de ürün geldiği zaman ne olacak? Üreticinin ürünü eline kalacak. İyi mi? Karpuzumuz güzel. Maliyetimiz yüksek. Allah evet. Göre. Gel gel. Evet. Biz başka bütün Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Orası açılacak ki bizim ürünümüz var. Evet, evet. Orası, bunu görüyoruz ama aynı zamanda da işte hasata sıkıntıdan kurtarmak için de buradayım. Yani dolayısıyla onun için uğraşıyorum. Hatta soru önergesi de vereceğim maması adına. Bir soru önergesi de vereceğim bugünlerden. Evet. 2008 yılında ben şirketim adına 500 lira